AK Parti'nin doğuşundan bugünkü doğuşlara, Ahmet Taş getiren karar. AK Parti merhum Erbakan Hocanın partisi içinde doğdu. Yenilikçi diye nitelenen hareket, hocanın bütün çabasına rağmen bünyede kalmadı ve ayrı bir parti hüviyetine büründü. O dönem Erbakan Hocanın tepkisini tahmin edebiliriz. Milli görüş misyonu herhalde o gün davanın kendisiydi. Yenilikçi hareket milli görüş gömleğini çıkararak yola koyulmuştu. AK Parti'nin kurucu kadrosu hepsi de dava eksenli olacak tepkileri göze alarak yeni bir siyaset üretmeye karar vermişlerdi. Kadro değerlere bağlılıkta geride kalanlardan farklı değildi ama siyaset dilinde toplumun geniş kesimleriyle buluşacak yeni bir çalışmayı gerekli görmüşlerdi. Yola çıktılar, girdikleri ilk seçimde Refah Partisi'nin çıkabildiği en yüksek oyun %22, 12 puan %34 üstüne çıktılar ve tek başına iktidar oldular. Böylece toplumla buluşacak bir dil üretilebildiğini örneklediler. O dönemde ne oldu? Bölme, parçalama, davaya ihanet suçlamaları göze alındı, büyük gövdeden ayrılanlar iflah olmuyor yaklaşımına aldırış edilmedi. AK Parti'nin korucu kadrosu yola çıkarken bu tür suçlamalarla karşılaşacaklarını bilmiyor olamaz. Kendi içlerinde bunun da cevabını oluşturmuşlardır. Yeni misyonumuz ve onun elde edeceği başarı zaman içinde bu suçlamaların geçersiz olduğunu ortaya koyacaktır demişseniz her şeyi göğüslersiniz. Her şeyi göğüslenmiş AK Parti yola çıkmış başarılı olmuş ve hiçbir partiye nasip olmayan bir iktidar dönemini elde etmiştir. Bir süredir AK Parti içinde hareketlenme var. Olan bitene itiraz ediliyor. Biz yola böyle çıkmamıştık deniliyor. Toplumla ilişkide sarsıntı söz konusu. Yola ilk çıkıldığından bu yana kimi kopuşlar yaşandı. Kopanlar yeni bisiklet, ağırlık merkezi oluşturamadılar. Ya kayboldular ya da bir başka bünyeye monte oldular. Acaba son hareketlenmenin sonucu da böyle mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı Hüveti ile dediği gibi bunlar da ötekilere benzeyecek ve boş çuval gibi devrilecekler mi? İki isim parti kuracakları iddiasıyla öne çıkıyor malum. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Babacan çoğu eski AK Partili bakanla birlikte mutfak çalışması yapıyor. Davutoğlu da kitlelerle buluşuyor. Ali Babacan partinin kurucu üyelerinden. AK Parti hükümetlerinde 13 yıl bakanlık yapmış. Ahmet Davutoğlu da danışmanlık, bakanlık, başbakanlık yapmış. Erdoğan olan biteni görüyor. Kendi ayrılış süreçlerini hatırlıyor mu bilmem ama bunlar benzeşir birbirine tepki gösteriyor. Kırgınlığınız var mı sorusuna bunlara kırgın olmayacak da kime olacak diye tepki veriyor. Ali Babacan vedaya geldiğinde ona ümmeti bölmeye hakkınız yok demiş. Kendi misyonu liderliğindeki AK Parti misyonu, Cumhurbaşkanlığını derhude ettiği Türkiye misyonunun Erdoğan'ı böyle bir hisse yöneltmesi gayet tabi. Bunu paylaşanın hem Türkiye'de hem İslam dünyasında halk kitleleri olduğunu da bilmek lazım. Benzeri bir durum eminim merhum Erbakan Hoca için de söz konusuydu. Merhum Hoca'nın Tayyip Bey'e, Abdullah Bey'e, Bülent Bey'e ne söylediğini bilmiyorum. Benzer şeyler olduğunda şüphem yok. Erbakan Hoca'yı Türkiye'de ve İslam dünyasında ümit olarak gören halk azımsanmayacak boyutta olduğunu da biliyoruz. Ama olan oldu. Şimdi Ali Babacan istifasını açıkladığı mektupta Dünyadaki değişim, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu yeni sınamalar, yeni bir gelecek vizyonu, ortak akıl, her konuda beyaz sayfa, insan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi anahtar ifadelerle bir örgü sunuyor. Ahmet Davutoğlu babacan'dan da önce manifestosunu yayınladı. İki farklı hareket, iki parti. Bunların birbiriyle ilişkileri, AK Parti ile ilişkileri Türkiye siyasetinde nasıl bir denklem oluşturacakları, bu hareketlere duyarlı toplum kesimlerinin farklılaşma, parçalanma sürecinde hissedecekleri kaygı. Bunlar bundan sonra üzerinde durulacak ayrı ayrı başlıklar. Hocanın yanında neden kalınmadı? Bu bir misyon kopuşu muydu? Bugün neden Erdoğan'dan ayrı bir yola giriliyor? Bu bir misyon kopuşu mudur? Bunları konuşacağız. Bence ilişkileri davaya ihanet gibi ağır suçlamalara yönelmeden yürütmek gerekiyor. İktidara yakın medya dilinin de yaraları derinleştirmede önemli rol oynadığını unutmadan. <laughs>